Selam YouTube kanalıma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Uzun zaman oldu biliyorum. Video çekemedim. Yusuf kardeşim en son yine mesaj atmış. Abi söz vermiştin diye. Kardeşim öncelikle senden özür dilerim çünkü gerçekten çok yoğun bir dönemden geçiyorum. Yoksa video çekmeyi bırakmadım. Yine devam edeceğim. Bu videoyu birazcık kısa tutacağım. Sizleri çok özledim. Öncelikle onu söylemek istiyorum. En kısa zamanda şu bayram geçtikten sonra tekrardan düzenli bir şekilde videolarıma devam edeceğim. Bayramdan sonraki pazartesi inşallah Çanakkale'ye gideceğim. 2 hafta bir orada kalacağım. Belki orada vakit bulabilirsem oradan da video çekebilirim. Ama şu anda söz vermiyorum çünkü şu anda telefonla çekim yapıyorum. Kameramı bile kurmadım, ışıklarımı kurmadım. Direkt uzun zamandır video atmadığım için bir video çekeyim dedim. Zaten birazdan Zeynep de odaya baskın yapar. Hemen odada Zeynep yokken dedim ki bir video çekeyim. Daha nasılsınız arkadaşlar? Umarım sizin hayatınızda her şey yolundadır. Bugün büyük kızım Nehir'in üniversite sınavı vardı. Onu sınava götürdüm. Ondan önceki hafta Nisanur'un ortanca kızımın liseye geçecek onun sınavları vardı. Yani böyle bir koşturmaca, işler bayağı yoğun. Akşamları eve geç geliyorum, yorgun. Başka hiçbir şeyle ilgilenemiyorum. O yüzden video çekemedim arkadaşlar. Tabii ki bugün Fenerbahçe'nin de başkanlık seçimi vardı. Sabahtan onu takip ettim. Ali Koç tekrardan başkan seçildi. Ben aslında Aziz Yıldırımcıydım. Ama Acun geldikten sonra kararsız kaldım. Hangisi seçilirse seçilsin. Tabii ki Fenerbahçe için hayırlısı olmasını istiyordum. Ama kararsızdım. Ali Koç tekrardan seçildi diye de üzülmedim. Ama Aziz Yıldırım da gelseydi yine üzülmezdim. Dün akşam onların canlı yayına çıkıp konuşması, işte sarılmaları, öpüşmeleri falan, bunlar benim çok hoşuma gitti. Çünkü birlik olmak gerekiyor. Sonuç itibariyle aynı takım için mücadele ediyorlar. Hepsi Fenerbahçe'nin iyiliğini istiyorlar. Bu arada Galatasaray'da şampiyon oldu. Buradaki Galatasaraylı arkadaşlarımı da tebrik ederim. Güzel bir sezon oldu. Güzeldi. Yani Galatasaray 102 puan, Fenerbahçe'de 99 puan topladı. Gayet güzel, başarılı bir lig oldu. Bir dahaki sene ikisi de Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek bizi. Trabzon'la da Beşiktaş yanılmıyorsam onlar da UEFA'da temsil edecek. Umarım ülkeye güzel puanlar getirirler. Evet, bu videoda böyle öylesine sohbet edelim dedim. Uzun zamandır video çekmiyordum. O yüzden böyle olsun bu videoda arkadaşlar. Bu arada umarım üniversite sınavına geçen arkadaşlar sınavda başarılı olurlar. Sınavları iyi geçmiştir. Evet, videonun altından sınava giren arkadaşlar nasıl geçtiğiyle ilgili sınav soruları zor mu, kolay mıydı? Bununla ilgili yorum atarlarsa sevinirim. Umarım kolay geçmiştir. Kızıma sorduğum zaman dünkü zordu ama bugünkü biraz daha kolaydı dedi. Tabii ki herkesin işte sayısalcı ayrı
sözelci ayrı, eşit ağırlık falan. Yani tabii ki hangi derse göre de değişebilir. Ben de üniversite sınavına girdiğim zamanlarda ben sözelciydim. O yüzden sözeller kolay geliyordu ama sayısala girdiğim zaman onlar bana bakıyordu, ben de onlara bakıyordum. Bu arada motivasyon videosu istemişlerdi ama sınava kadar çekemedim arkadaşlar. Bunun için de özür dilerim. Türkiye tarihiyle ilgili bir video talebinde bulundu bir abonem. Onu da en kısa zamanda çekeceğim. Bayağıdır uzun bir ara verdiğim için içerik üretmekte sıkıntı yaşayabilirim. Videonun altına yorum olarak ne türlü içerikler istiyorsanız onları da yazın, onları da not alayım. Sırayla onları da çekmeye çalışayım arkadaşlar. Evet, bu arada İstanbul'da havalar bayağı bir ısındı. Artık sıcaklar iyice bastırdı. Sizin oralarda da tabii ki sıcaklar çoğalmıştır. Adana'da, Mersin'de pazartesi veya salı günü 45 dereceyi geçtiğini söylüyorlardı. Evet, artık yaza tam bir giriş yaptık. Birazcık geç geldi ama Mayıs bayağı serindi. Haziran'a gelince havalar ısındı artık. Yani kış ve yaz var. İlkbahar ve sonbahar kalkmış gibi. Yani umarım iklimde bir problem yoktur. Aslında var, çünkü bu ozon tabakasını işte kullandığımız parfümler, egzoz dumanları, işte sigara falan, tabii ki bu iklimi etkilediğini düşünüyorum. Eskiden işte İstanbul'da acayip bir kış olurdu ama birkaç senedir kar yağdığını bile hatırlamıyorum. Yani ne zaman kar yağdı deseniz hatırlayamıyorum yani. Böyle güzel bir şekilde yağıyor hemen. Kış bitiveriyor. Yaz da o şekil. Evet arkadaşlar, işte yine birlikteyiz. Vallahi özlemişim sizi ya, gerçekten. Kamera karşısına geçmeyeli de bayağı oldu. Evet. Başka. Ramazan bayramı geldi geçti. Şimdi önümüzde Kurban Bayramı var. Resmi olarak 9 gün tatilden de ama biz 9 gün yapmayız diye düşünüyorum özel sektörlerde. Çünkü 9 gün olmuyor. Umarım sizin uzun bir tatiliniz olur ve Kurban Bayramı'nı iyi değerlendirirsiniz arkadaşlar. Ve şu ana Kurban Bayramı'nda kurban kesecek arkadaşların da Rabbim kurbanlarını kabul etsin. Artık uzun bir süre bayramda olmayacak. Kurban da geçtikten sonra tekrardan, ama tabii şu da var ki şunu da söyleyeyim. Zaman çok çabuk geçiyor. Ben hiç anlayamıyorum. Bir bakıyorum Ramazan gelmiş, bir bakıyorum Ramazan bitmiş. Tekrardan Ramazan gelmiş. Böyle yılları kovalıyor ve zaman da akıp gidiyor arkadaşlar. Umarım o zamanı iyi değerlendiriyoruzdur. Güzel şeylerle değerlendiriyoruzdur. Bu aralar çok kitap okuyamıyorum. Onun eksikliğini de yaşıyorum. Eskiden ne kadar güzel böyle günlük 100 sayfaya yakın kitap okurdum. Ama bu aralar iş yoğunluğundan mı diyeyim, yoksa biraz gevşekliğimden mi diyeyim bilmiyorum ama çok kitap okuyamıyorum. Anca bazen yoldayken, eğer işe tramvayla gittiysem, bazen öyle birkaç sayfa
olabilir veya tekrardan canlı yayınlarda.